Değerli izleyici, evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ereğli Aktüel programıyla bu akşamda, bu haftada Metro TV ekranlarında birlikteyiz efendim. Bizleri evlerine misafir edenler, yine aynı zamanda www.erelimetrotv.com'la bizi izleyenler ve bugün bir iki de başlatıyoruz. Sanırım şu anda da başladı. Facebook'tan da canlı olarak izleyen herkese iyi akşamlar diliyoruz Ereğli Aktüel'le. Yine bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Hemen kendisini tanıtacağız. Daha sonra birkaç söyleyeceğim not var. Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanı Sayın Mustafa Oymak Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Evet. Hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Mustafa Oymak'la bu akşam biz Ereğli Aktüel'de beraberiz. Gün içerisinde hem televizyonumuzdan duyurmuştuk hem internet ve sosyal medya aracıyla duymuştuk. Sayın Mustafa Oymak'la Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin çalışmalarını, bir 13 yılın bir değerlendirmesini yapacağız. Türkiye'yi konuşacağız biraz. Daha çok Ereğli'yi konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız ve parayı konuşacağız. Ama az sonra bunları ele alacağız. Şimdi aynı anda bugün bir iki deniyoruz sevgili izleyiciler. Facebook'tan canlı yayında veriyoruz. Evet, Facebook'tan, benim Facebook hesabımdan da canlı olarak şu an herkese sesleniyoruz. Bu ilk de bu akşam gerçekleşiyor. Bakalım inşallah güzel olacak. Tabii ki biraz bugün de buruğuz. Neden buruğuz? Sabah saatlerinde bir aldığımız bir haber vardı. Sevide Tavas, Ereğli Belediyesi'nde yıllardır çalışan çok hanımefendi bir insandı ki Ereğli Belediyesi yazı işlerinde çalışıyordu. Ama bugün sabah Konya'ya giderken annesini doktora götürürken aracı takla attı. Kendisi ve annesi Sevide Tavas'ın hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yine kardeşi yaralı, şu an hastanede yatıyor. Yine eniştesi yaralı olarak Konya'da hastanede yatıyor. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Tavas ailesine başsağlığı dilemek istiyorum ben en başta. Yarın Ereğli Belediyesi önünde saat 11.30 gibi takriben bir tören yapılacak. Daha sonra Ulu Cami'deki cenaze namazının ardından defnedilecek. Sevide Tavas ailesine o başsağlığımızı iletelim. Facebook'tan sorularınız varsa onları da alacağız. Az sonra Facebook hesaplarımızdan paylaşımlar yapıyoruz. Oradan göreceksiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Sayın Oymak, bir kez daha hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün biraz üzücü bir gelişme yaşandı. Evet, buyurun. Öyle bir üzücü gelişme yaşandı. Çok hanımefendi bir bayandı. Ben de ailesine başsağlığı diliyorum, kadınlara sabır diliyorum. Aynen. Şimdi Sayın Oymak, hemen başlamak istiyorum programa. Program başlamadan önce size biraz sohbet ettik. 13 yıl. Evet. Bir de maşallahınız var. Yani Sayın Oymak hiç de değişmiyor sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederim. 13 yıllık bir başarı var burada. Bu çok önemli. Gerçekten de bu 13 yılı ben en başta bunu sormak istiyorum. Hani neye borçlusunuz desek, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanı olarak buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün Metro TV izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. 13 yıl tabii çok çabuk geçti ama bu 13 yılı şöyle kaba bir değerlendirme yapmak isterim. Ben bu kooperatif aldığımda çok kötü bir durumdaydı. Belki bilginiz vardır. 5 yıl kapalı kalmış. 5 yıl kredi verememiş. Çalışanların borcunu ödeyememiş. Bir kooperatifti. Tabii burada
risk alarak kooperatifi aldık. Aldığımda da 500 milyon üzerinde bir borcu vardı. Bu borçları ödedik. Tabii bu bizim çalışmamızın yanında kurduğumuz ilişkilerden de meydana geldi. Mesela bir bölge müdürümüz vardı, Metin Öztürkçan diye. Antalya vardı o zaman. Hiç kimseye para gelmezken o dönemin parasıyla bize 500 milyar gibi para gelmişti. Çok iyi para o zaman. Tabii şartlar. Çok iyi para. Öyle bir paraydı ki kimseye gitmiyordu. Yani birinci sınıf kooperatiflere gitmeyen para geldi. O da bize destek verdi. Ondan sonra biz devam ettik. İşte Ankara ile ilişkimiz iyi oldu. Konya bölge ile ilişkimiz iyi oldu. Bu sıkıştığımız yerde de, parayı alamadığımız yerlerde de vekillerimizle, oradaki bizim üst bürokratlarımızla bu işi temas kurarak onlardan para talebim çok aldı. Şu andaki kullandığımız limit Konya bölgesinde 6. sıradayız. Çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Yani 13 yıl böyle geçti. Bu arada biz tabii hiç kimseye ayrım yapmadık. Ayaklarına kadar gittik. Kredi verdik. Kredi vermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu arada bir de ekip kurdum. 2 kişilik bir ekip. İstihbarat, kredi görüşmeleri. Çok kredi güzel. Sahipleri ayaklarına kadar gitti. Bu da tabii böyle olunca insanların da bize teveccühü oldu. 13 yıldır da bu görevi yürütüyoruz. İyi bir şekilde yürütmekteyiz. İnşallah ömrümüz olduğu sürece içinde yürüteceğiz. Çok güzel. Ereğli'ye en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Evet. Şimdi bu akşam hem Facebook'tan da yayınımız devam ediyor değil mi Osman? Aynı anda Facebook'tan şu an yayınımız sürüyor bakın Sayın Oymak. Şu an 41 izleyicimiz var. Yani Facebook'tan soruları olanlar varsa bizlere yazabilirler. Onu da bir kez daha söyleyelim. Şimdi ben de bu camiada 15-20 yıldır yer alıyorum. O eskiyi de hatırlarım biraz. Evet. Esnaf kefalet kredi kooperatif dönemini. Gerçekten atıldı. Yani biliyorum ben bir dönem kapıları kapalıydı. Yani o durumdaydı. Siz bu 13 yıl içerisinde ciddi bir başarı getirdiniz esnaf kredi kefalet kooperatifine. Mesela ilk görevi devraldınız. Nasıl bir manzara vardı? İlk önce mesela ne yapmıştınız? Ben çok merak ediyorum. Yani ne bileyim şu masayı alıp oradan oraya mı çektiniz? Ya da yerini mekanını mı değiştirdiniz? Ne yapmıştınız ilk göreve geldiğinizde? İlk göreve geldiğinde bir kere yönetim kurulu toplandı. Toplantıdan sonra çalışan arasında bir otorite kurdu. Evet. Yani öyle bir laşkalık vardı. Tabii bu otorite kurmamın sebebi de daha önce beni tanıyorlardı. Evet. Tabii bir abiler olarak da sayıları büyüktü. İyi bir ekip kurdum. Ekibin kurarken bir de verilen para dönmeyenler vardı. İhtiyaçlara verilmiş para, mezara verilmiş para. Verilmiş de verilmiş. Evet, verilmiş de verilmiş. Verilmiş de verilmiş. Evet. Toplayabildiklerimizi topladık. Toplayınca zaten açtıktan sonra çalışan elemanlarım da iyi sabretti buna yani. Yani 5 yıl para almamışlar. Maaş almamışlar, gelmişler. İşte para yok. Kooperatif bitmiş. Evet. Neredeyse kayyuma devredilecek. O durumda yani. Tabii tabii öyle. O şekilde. Son dönemde bu cümleyi çok duyuyoruz. Kayyum. O durumdaydı. Yönetim kurulu da iyi ilişki içinde olduk. Bu arada işte dediğim gibi bizim Metin Bey, bölge müdürünün çok iyi tanışmam bizim şansımız oldu. Dedi ki at sana ben parayı göndereceğim dedi. Biz 30 milyar cebimizden para yatırdık. Burada İbrahim Naz, Sedat Ağar, onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü İbrahim Naz'la biz ikimiz senet imzaladık. Evet. Sedat Ağar'ın hesabına koyduk, oradan para aldık. Bankaya parayı verdik, takibi düşürdük, krediyi açtık. Evet. Açtıktan sonra da bölge müdürünün bana sözü vardı. En büyük parayı sana göndereceğim dedi. Hakikaten de 500 bin lira bir para, 500 milyar para gönderdi bana o dönemin parasıyla. Yani çok iyi bir para. Çok büyük para. Onu, o parayla zaten ayağa kalktık biz. Dağıttıktan sonra kendimize geldik. Borçlarımızı ödedik. Şimdi 500 milyar gibi borç vardı işte. 180 milyar evet. Bankaya var, 100 milyar sigorta, vergi, işçilerin maaşı, personel gideri, elektrik, suyu falan derken Allah bizim bugünleri bugünlere getirdi. Şimdi esnaf kredi kefalet kooperatifi Türkiye'de sayılı gerçekten de başarılı kooperatiflerden biri değil mi? Ereğli kooperatifi. Evet, şu anda ben sayabilirim. Mesela biz 6. bölge, 6. bölge Eskişehir, Afyon, Aksaray, Niğde, Karaman illeri bu 6. bölgeye bağlı.
Evet. 40, bunun içinde de 50 tane kooperatif var. Bu 50 kooperatifin içinde 6. sıradayız. Daha başka bir şey oldu. Ben mesela bugün bu kooperatifin bu kadar yükselmesindeki başarısından benim de pay büyük olmasına rağmen, ama ben şu anda 6. bölgenin 2. başkanıyım. Bu saydığım illerin 2. başkanıyım. Çok iyi. Gerçekten yani güzel. Oraya kadar peki. Evet, bizleri Facebook'tan izleyen izleyicilerimiz, özellikle sorularınız varsa yazabilirsiniz. İnternetten izleyenler, Emrah Çakıcı'ya yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdi şu anda Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde kaç kişi var? Biraz onunla devam edelim. Daha sonra üyelerimiz, kaç üyemiz var? 5 tane çalışanımız var şu anda. Evet. Bir muhasebe müdürümüz var, personel müdürümüz var. 3 tane işte 3 tane de çalışanımız var. 5 personelle çalışıyoruz. Evet. 2000 üzerinde de ortağımız var. 2000? Evet, 2000. Bu ciddi bir rakam. Evet, 2000. Yani bu 2000 içinde kimler var Sayın Uyumak? Yani sebzecisi de var mı, sanayicisi var mı? Yani hepsini kapsıyor mu, yoksa bir kriter var mıdır Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine üye olmak için ya da bu şartlar yaramak kriter için? Kriter şu, oda kaydım olacak ama odalar ticaret odası, borsa, ziraat odası olmayacak. 9 tane odamız var burada. Evet. Küçük esnaf grubu zaten bu kuruluşu. Bir küçük esnafa destek şekliyle kurulmuş kooperatif. Ana sözleşmesinde o yazılı. Küçük esnaf, ticaret odası, ziraat odası ve borsadaki kayıtlı olanlar bizden kredi alamıyor. Onlar büyük esnaf sınıfına giriyor. Küçük esnaf sınıfı 9 tane odamız biz var. Biz daha çok küçük esnaf. Evet, küçük esnaf grubuna veriyoruz. Destek sağlıyoruz. Maden eşya, şoförler, zebzeciler, kahveciler, berberler, terziler, kunduracılar. 9 tane oda var. Çok güzel. Şimdi ben Sayın Oyman bazen yanına gittiğim zaman bir bakıyorum, bir yoğunluk var sevgili izleyiciler. Esnaf abimiz gelmiş işte kredi çekmeye. Tabii ki ihtiyacı da var. Bunlar çok önemli. Şimdi şu andaki özellikle şimdiye kadar ne kadar tahmini bir kredi verdik? Bir de kredi için şartlarımız var mı çok böyle? Yani ağır şartlar var mıdır? Şartlar esnaf olacaksın. Oda kaydın, imza sürdüğün, vergi lafını, esnaf sicil belgen olacak. Kredi kullanırken de işte sicilin temiz olacak. Kullanacağın krediye göre de teminatlı, teminatsız olan krediler var. Teminatlı olan krediler var. İşte alacağın kredinin limiti önemli burada. Peki yeni bir iş yeri kuracak olsam Sayın Umak, sizin oraya gelsem. Evet. Kredi veriyor muyuz? Yok. Vergi defası olmayan, iş yeri açık olmayanlar yok. Bizden kredi alamıyor. Esnafım peki, ben eski parayla 200 milyar para istiyorum. 200 lira yok bizde. 100 liraya kadar veriyoruz. 100 liraya kadar mı limitiniz? Evet, limit 100 lira. Limit 100 lira, 100 liraya kadar veriyoruz. En az 180 günü doldurmuş olacaksınız bu krediyi talep edebilmek için. Evet. Ama 180 günü doldururken de oda kaydınız kesinlikle olacak. Oraya herhangi bir oraya kayıtlı değilseniz kurduğumuz meslek dalıyla alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Evet. Peki. Sorularınız varsa Facebook'tan Emrah Çakıcı'ya, Metro TV'ye bekliyoruz yorumlarınızı. Facebook'tan da aynı anda canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Sayın Olmak, siz gerçekten Ereğli'yi çok iyi tanıyan bilen bir insansınız. Biraz piyasalar diyelim. Evet. Esnafı yine konuşmaya devam edelim. Türkiye iki seçim atlattı. İşte terör olayları halen devam ediyor. Baktığımız zaman şu anki piyasaların durumu nedir? Yani ben kredimi çektim. Esnaf kefalete bu kredimi şu an ödeyebiliyor muyum? Sıkıntılar yaşıyor musunuz? Biraz şu piyasayı konuşalım. Esnaf adına. Son 4 aydır falan yaşıyoruz bu krizi. Bir sıkıntı var. Piyasada. Son 4 aydır. Son 4 aydır var bu sıkıntı. Özellikle nakliyeci grubunda var. Onlar da bugünlerde sıkıntı başladı. Çünkü iç piyasadan gibi sıkıntı, krizden dolayı işte Güneydoğu arabalarının bu tarafa çok gelmesi, onların mazotu 1500-2000 liradan alması, bizimkilerin 3600'den alması, onlara rekabet edemez hale geldiler. Onun için bizim nakliyeci grubumuzda bir sıkıntı var. Ödemelerde tabii ki var. Bu sıkıntı acil aşılması gerekiyor. Aşılmazsa da esnafa verilecek destek kesinlikle olmalı. Kesinlikle. Yani kredisi mi ötelenir, yenilenir mi? Faiz alınmadan bir yıl ertelenir mi, 6 ay ertelenir mi? Bunun çaresi olması kesinlikle şart. Olmazsa esnafımız durumu çok kötü. Evet. Yani bir öteleme olacak. Şöyle daha iyi olabilir. Mesela benim fikrim en az 6 ay öteme yapılabilir. Bundan faiz almadan. Şimdi denir ki bize bir yasa düzenlemesiyle yahut da bir genelgeyle
şu andaki ödeme güçlükleri çekenleri 6 ay faiz almadan öteleyebilirsiniz. Tabi bankaya yansıyacak çünkü bankaya yansırken bizim de takiplerimiz yükseliyor. Banka bu takibi yükseltmeyecek. O da var. Biliyorsunuz bundan bir ay önce bir faizsiz kredi çıktı 30 bin lira. Evet. O 30 bin lirayı durdulardı. Tabi ben buradan tekrar sizin aracılığınızla elindeki esnaflarımıza bu 30 bin lirayla da bir bilgi vereyim. 30 bin lira bugün itibariyle açıldı. Ama limit belli. 30 bin liranın limiti belli. Bize gelen para belli. Bize gelen para 750 bin lira. Bu yeni bir kredi midir 30 bin lira? Yeni kredi. Faizsiz kredi. Bunu ilk defa mı açıklıyoruz buradan? Buradan ilk defa açıklıyoruz. Biraz detaylı açıklayalım. Buyurun. 30 bin lira daha önce vermiştik ama durduruldu. Şimdi tekrar girdi. Açıldı 30 bin lira. O zaman bu ilaç gibi bir kredi diyebilir miyiz? İlaç gibi bir kredi. Ama burada bir haksızlık da var. Ne? Onu da anlatacağım da. 30 bin lira kredi. 30 bin lira krediyi hiç kredi kullanmayanlar, bizden kredi kullanmayanlar kullanacak. Can suyu deniyor. Bu bizim başbakanımızın yani, bir küçük esnafa hediyesi. Ben hiç diye. Kredi kullanmadım. Bundan faydalanabileceğim. Ama o da kaydın olacak. Peki. O buyur. Küçük odalardan birine kayıt olma mecburiyetim var. İşte sicilin düzgün olacak. 30 bin lira kredi. 750 bin lira vermişler bize. Bu da 140 bin nüfuslu bir yere 750 bin lira kime vereceğiz biz? 30 bin liradan kaç kişiye vermiş oluruz? 210 bin lirasını vermişiz. Ya bu 20 kişi, 25 kişi. Vereceksiniz. Bu da bir eleştirisel bir şey. Yani tamam işte biraz daha büyük olması lazım. Mesela Karaman'a 2 milyon lira vermişler bize. Eriyelim herhalde hep kaderi mi bu? Yani 18 ayda ödeyecek. Aylık ve 3 aylıkları ödeme şeklinde olacak. 18 ay içerisinde ödeyecek. Aylık ve 3 ay yapacak. Başka yok. Eski mesela bizde 6 aylıklar var. O yok. Bizde 3 lira 4 lira kadar var. O yok. Sadece 18 ay içerisinde bu kredinin geri dönüşü sağlanacak. Size göre nasıl 18 ay? İyi midir esnaf için? İlaç mıdır? Yok. Kurtaramaz 18 ay. Kurtaramaz en mı? Az, tabii, en az. O zaman bu can suyu nerede kaldı bu kredinin can suyu? Yani nasıl? Şimdi düşün. Berberin 30 bin lira aldığını düşün. Nasıl ödeyecek adam? Yahut da sanayi şu andaki sanayideki durumu düşünelim. Nakliyecinin durumunu düşünelim. Peki yarından sonra bu başvuruları alacak mısınız esnaf kefalette? Tabii tabii yanına alacağız. Onu buradan bir kez daha söyleyelim. Yarından itibaren başvuruları alıyoruz ama yalnız söylediğim gibi gelen para 750 bin lira. 210 bin lirasını daha önce dağıtmışız. Yani biz 20 kişiye bir 30 bin lira kredi mi vereceğiz? Tahmini. 20, tahmini 25-30 arası. Peki o zaman buradan bir kez daha söyleyelim. Metro TV izleyicileri, bizi Facebook'tan izleyenler, esnaflarımız. Hiç kredi çekmediyseniz tabii ki vergi levhanız olacak. O da kaydınız olacak. Siciliniz temiz olacak. Bu kredi teminatlı bir kredi. Teminat olacak bu kredide. Evet. Teminatlı bir kredi. Gene bize gelen bilgi bu. 30 bin lira yarından itibaren başvuruları alacağız. Evet, yarından itibaren 30 bin lira kredi için başvurular esnaf kefalette başlıyor. Ama tabii o kriterlere uymak lazım. Evet, kriterler hocam. Ekranı yeni açanlar, bizleri internetten, evlerinden ve Facebook'tan izleyenler, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Uymak konuğumuz. Facebook'ta şu anda tam 71 izleyicimiz var. Sayın Uymak bizleri izliyor. 82 oldu hatta. Facebook'tan izleyenler, bizlere yorumlarınız varsa yorum bölümüne yazın. Şimdi Sayın Uymak, 4 aydır ciddi bir sıkıntı var dediniz. Evet. Mesela biz de bir basın mensubu olarak bazen çarşıda geziyorum ben. İşte 7. ve 8. ayda çok ciddi sıkıntıların olacağı söyleniyor. Bir de geçtiğimiz yılları kıyaslarsanız yani çok vahim bir durum var mıdır yoksa normal bir seyir midir şu anki piyasalardaki? Şimdi terör çok mu etkiledi ya da? Etkilemez olur mu? Hepsi etkiledi. Şimdi bir pazarımız kalmadı düşüncesi var millette. Pazar kalmadı. Hiç pazar kalmadı düşüncesi var. Bakın korkudan alışveriş yapmayacak millet. Alışveriş yapmadığı zaman ne olacak? Alışveriş yapmayacaksın. Senin paran var ama yani yarın ne olacağını bilmediğin için alışveriş yapmıyorsun. Esnaf ne yapacak bunu alışveriş yapmazsan? Dönmeyecek para. İş piyasada para dönmezse ne olacak? Evet. Çok büyük bir sıkıntı var burada. Şimdi insanlara güveni bu güveni ekonomik anlamda güveni sağlayamadığın için alışveriş yok. Bakın bu böyle giderse eğer 5-6 ayda böyle gitsin çok esnafımızın yani özellikle Allah göstermesin diyorum ama çok esnafımızın durumu iyi değil. Mesela ben bugün başımdan geçen bir olay anlatayım. Tabii ya. Anlatın efendim buyurun. Biz bir arkadaşımıza kredi verdik. Dış piyasaya da borçluymuş. Bize 2 tane aracı ipotekli, rehinli arabayı götürmüş. Yok arabalar kayıp. Nerede olduğu bellisiz.
Bunlar da karşınıza çıkıyor. Tabii canım, yok araba. Şu anda iki tane araba. Bizim onda 69 bin lira alacağımız var. 69 lira yok. Yani adam o yola başvurmuş. İki tane arabasının değeri nereden bakarsan bak 500 lira. 400 lira. 400 bin liradan aşağı değil. Ama dış piyasada başkalarının de, arabası olduğu için. Evet. Bir de toplum olarak biz bankalara mı çalışıyoruz? Ne oluyoruz? Banka kredisi çok tabii canım. Yani şimdi banka olmasa ayakta nerede kalacak? Düşünün, bizim dağıttığımız kredi 40 trilyon. Şu anda eriyor. Esnaf kefaletin dağıttığı eski payla 40 trilyon. 40 trilyon para dağıttık. Düşünebiliyor musun? 40 trilyon biz dağıtmışlar. Özel bankaların çoğunda yoktur ama vardır. Başa başa ama bizim kamu bankalarının çoğu, biz devede bir kıl değiliz kamu bankasında. Bu sıkıntı da var. Bir de şöyle baktığımız zaman Sayın Oymak, Ereğli'de özellikle gidiyoruz. O esnafın açılışını yapıyoruz. Kurdelesini kesiyoruz. İki ay sonra dükkan kapanmış. Diyorum ki ben, ne oluyor? Ne diyorsunuz? Ya da bu işletmelerin aynısından çok mu açılıyor? Yani bir anda AVM'ler, bu isim vermiyoruz tabii, işte birler, ikiler, üçler biliyorsunuz. Evet. Ereğli çoğaldı. Bunu nasıl görüyorsunuz? Sizi ben biliyorum. Sizin karşı olduğunuz bir duruş var mesela. Karşı derken işte kermesler, eskisi kadar şu anda onlar da yok artık. Azaldı neredeyse. Yani nasıl görüyorsunuz? Yani bir esnaf dükkan açacağı zaman hemen o açmış, ben de mi açayım diyor. Ne yapıyor Ereğli'de? Bir sıkıntı da var. Öyle bir taklitçilik var tabii Ereğli'de. Yani Ereğli'nin kaderinde bu böyle bir taklitçilik var. O işte az bir iş yaparsa onun yapıldığı için aynısını o da açıyor. O da var. Nasıl açıldığını, o kaç para maliyetinin olduğunu bilmeden giren var. Fizibilite yapmadan girmeye, araştırma yap. Orada ne satarım, ne kadar olur, buradan ne gelir, benim giderim ne, benim bağkurum şu, sigortam bu, vergim bu, kiram bu, buradan şu kadar yaparsam şunu kazanırım, bunlar ne satıyorum diye düşünmüyor ki. Sadece günü gün şey düşünelim, yani örnek verecek olursak bugün hayvan sütçüleri bakacak olursak eğer ki şeylere, bugün bizim inek alan evet, çiftçilerimize evet, bakacak olursak, şimdi bir yıl önce aldılar ineklerini, bir yıl sütü sağdılar, sattılar. Bu parayı kendilerini sandılar, değil mi? Bir yıl. Şimdi günü gelecek ödeyemeyecek. Nasıl olacak bu iş? O parayı kendiniz değil işte, onun parası ödenecek. Bunun hesabını yaparsan olur, yapmasan nasıl olacak? Bak onlar da çok tehlikeliler. İnşallah ona bir öteleme gelir. Bak, şey mi? Büyükbaş hayvan tabii, çiftçiler mi? Üreticiler. Hayvan sütçülüğü yapan çiftçilerimiz de tehlikede. Bugün aldı, bir yıl önce aldığı malın hiç parasını ödemedi, sütü sattı. 90 liraya düştü süt, şimdi ne olacak? Onları da kesinlikle ötelemek lazım. Yani onlar ayakta kalması lazım ki üretim yüksün. Evet. Yani çiftçi bir kere kesinlikle ayakta kalacak. Başka türlü nasıl olacak bu iş? Ereğli bir de tarım ve hayvancılığa odaklı bir yer. Tabii, yani şimdi burada sıkıntı var. Oto kontrol olmayan işler yaptırıyoruz. Yani mesela devletin de burada suçu var. Ya şimdi ben bunu eleştiriyorum. Mesela ben bu bir eleştiride siz de vardınız. Dedim ki ya biz de dedim gidelim dedim bir kelime saçalım, esnaflar toplanalım, biz de vergi vermeyelim dedim. Bana beyine bak, kafaya bak dediler. Değil mi? Ama size katan da çoktu. He. Şimdi mesela bu kadar AVM açıldı. Niye ona bir şey diyemiyorsunuz? O zaman yoktu benim söylediğimde. Şimdi küçük esnaf bitti mi? Bitti. Yedirdiniz mi? Yedirdiniz küçük esnaf. Yani şimdi köşedeki bakkal artık eskisi gibi iş yapmıyor. Mümkün yok. Nasıl yapacak? Köşedeki bakkalın vardığı zaman adam vitrindeki kaç, ne kadar kaldığını biliyor. Kaç ay kalmış bu mal burada? Ne kadar kalmış? Doğru mu? Yanlış mı? Acaba günü geçmiş mi? Geçmemiş diye ona korku var adamda. Günlük yenileyemiyor ki bakkal orada mal. Nasıl yenileyecek? Toptan verenler geri alıyor mu malı yani? Almıyor. Nasıl yapacak adam? Nasıl ayakta kalacak? Ekmek satacak, sigara satacak, satabilirse. O da biliyorsunuz. Evet. Sıkıntı var yani. Sıkıntı var. Şimdi Ereğli dediğimiz zaman işte tarım ve hayvancılığa da Sayın Oymak, siz de esnafla geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ereğli'nin de belli başlı tabii ki süt ve süt fabrikaları da var. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu gidişat onları da etkiliyor mu? Yoksa eğer onlar olmasa Ereğli'nin çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı günler mi olur? Valla yatırımcı olmasa, onlar olmasın, bizim buraya şöyle düşünelim, çok basit bir örnek verelim. Eğer organize sanayi, den işçi şöyle boşalırsa Ereğli çok sevindir. Boşalmazsa Ereğli biter. Biz burada, bizim devletin, bizim bu özellikle mandıraların,
korunması gelir. Korunması da nasıl olabilir? Kredi vermeyecekse de ama en azından sigortada, vergide bunlara destek çıkmak zorunda. Bu adamlar 100'ün üzerinde, 200'ün üzerinde çalıştıran var. Evet. Bir kere kesinlikle bunların sigortasını düşürecek yahut da erteleyecek. Vergisini düşürecek. Eğer vergiyi düşürmezse, sigortayı düşürmezse o işçi çıkartır olabilir. Çıkartır, başka çaresi yok. Ne yapacak? 1300 lira şey, asgari ücret. 2000 liradan aşağıya mal ölmüyor. E süt şu anda ürettiğini satamıyor. Alıyor, işliyor sütü, onu satamıyor. Nasıl yapacak? İşçi çıkartmak zorunda. Bir şekilde bunlara kesinlikle destek. Devletin? Tabii devlet bunlara destek vermek zorunda. Verirken de vergi olabilir, sigorta olabilir. Bu anlamda. Eğer kredi borcu varsa öteleme olabilir. Bunlar yapılmak zorunda. Yani bizim buradaki bir iş adamını ayakta tutmamız lazım. Bizim destek vermemiz lazım bunlara. Biz ekonomik anlamda destek veriyoruz ama manevi anlamda destek vermemiz lazım. Şimdi şöyle düşünün. 200 tane üretici esnaf var. 5100 tane tüketici esnaf var bu memlekette. Bir daha söylüyorum. 200 tane üretici var. Evet. Eliyle para getiren. 500 tane. 5100 tane tüketen var. 5100. Evet, 5100. Bu rakam olarak. Rakam söylüyorum. Olarak verileri aldım. Evet, evet. 5100 tane tüketen esnaf var. Ben de tüketici esnafım. Aşağıdaki bakkalda tüketici esnaf. Sanayideki tüketici esnaf. Parayı getiren kim? Buradaki fabrikalar. Borsa. Mandıralar. Eğer kiraz fabrikası gibi. Bunlar getiriyorlar parayı eliyle. Öbürlerinin hiçbirisi para getirdiği yok. Hepsi tüketiyor. Kim o getirirse yiyecek. Şimdi nakliyeciyi düşün. Nakliyeci bizim Eriyli'de biliyorsunuz fazla. Onlar dışarıdan kazanıyor, Eriyli'ye getiriyor. Vergi dairesi bu kadar vergi nereden alıyor? Nakliyeci olmasın nereden alacak? Evet. Nakliyeciler de sıkıntılı demiştiniz az önce. Sıkıntılı tabii. Çok sıkıntılı. Yani nakliyeciler kesin destek çıkmak lazım. Kesinlikle nakliyeci grubuna destek çıkmak lazım. Yani sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Elimizden gelen bir şey yok. Deseler ki bana sen çare bul deseler ben kendi içimde çare bulurum. Nedir? Bulurum çare. Ne yaparım? Bir yıl ertelerim. Kredileri? Evet. Yeniden kredi veririm, tazelerim. Esnaf kefayet olarak değil mi? Tabii tabii. İçimde çözerim ben bunu. Ama bir yasa var, bu aşamıyorsun bunu. Aşma gibi şansına sahip değilsin. İşte senin elinde bir yönetmelik var, sana bir yönetmelik vermişler, işte bir kanun var. 5360'dan 1163'ten dışarıya çıkamıyorsun. Ben bunu vallahi de çözerim eliyle, bir daha da çözerim bana yetki versinler. Ben esnafımı, ben nakliyeci esnafı ayakta tutarım eliyle. Evet. Buradan soralım, bizi Facebook'tan izleyenler, Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden izliyorsunuz? Facebook'tan özellikle telefona bakayım böyle. Facebook'tan izleyenler yorum bölümüne bize yazın. Bize nereden izliyorsunuz? Acaba Ereğli'nin kaderi mi bu Sayın Oymak? Yani Ereğli bir türlü bu kabuğunu kıramıyor. Teşvik. Aksaray'da var, Karaman'da var yanı başımızda, bizde yok. İşsizlik. Siz de bir esnaf kefalet kooperatif kredi başkanısınız. Yani bu Ereğli bir gün kabuğunu ne zaman kıracak? Şimdi, siz de çok dolusunuz o konuda da. Evet. Damardan girdim böyle abi. Şimdi Aksaray 68 bindi, biz 76 bindik. Karaman 57 idi. Biz 68'lik bir ara. Şey olarak söylüyorum ben bunu. Nüfus olarak söylüyorum. Evet. Geçen gittim 203 bin olmuş Aksaray. 230 mu 203 bin? Ereğli. Ereğli 140 bin. 139 bin. 176 bin de şey. Karaman'ın toplamı. Nusat. Şimdi Karaman'a ne gelmiş? Rektörlük var. Değil mi? Evet. Rektörlük var ya. Açılmayacak üniversite var mı orada? Açılmayacak bir şey var mı orada Allah aşkına? Bölüm var mı? Her şeyi açabilecek yani. Aynen. Bisküvi fabrikaları. Her şey var. Şimdi havaalanı da yapılır yakında. Her şey var. Aksaray Mercedes fabrikalarıyla. Gerçi marka isim vermiyoruz ama neyse. Evet. Süt oraya kaymaya başladı. Mandıralar. Aksaray'a. Şimdi Eril'de şu başlayacak. Herkes, özellikle esnaf grubu birbirinin içine göz dikecek.
Birbirinin içine? İşine. İşine? Göz dikecek. Evet. Üç aşağı beş yukarı. Bu daha önce ben siftah yaptım, arkadaşım komşum da yapsın diyen esnaf onun müşterisini nasıl çalar ona bakacak. Bir öz eleştiri yapalım mı? Ben de dahil diyebilirim yani bunu. Evet. Dışarıdan gelen, yani bunu ayrıştırmak için demiyorum. Dışarıdan eline gelen biz yatırımcıya daha çok sahip çıkıyor, onun mekana daha çok gidiyoruz. Benim kendi kişisel görüşüm, öz eleştiri. Buyurun, devam edin. Öyle değil ya, bu sadece değil görmeye gidiyorlar. Evet, orada ne var, nasıl bir şey görmeye gidiyor yani. Şimdi 3-5 evet. tane yer açıldı biliyoruz. Evet. Ne var diye görmeye gidiyorlar. Yani dışarıdan gelen değil, iyi mekan yaparsa gelip oturuyorlar. Ama orada para harcayacak, para da bulamayacaklar mı? Yani peki bu teşvik var. İçin ne diyorsunuz? Yani bu teşvik şeyini bir türlü kabuğunu kıramadık biz. Burada hükümet. Hükümet de iyi bir şey yaptı. Şu 30 bin lira da yanlış bir şey. Biliyor musun? Nasıl kaldı? Hiç ihtiyacı olmayan oldu yani. Niye alıyor dediğinde devlet veriyor dedi. Bunu aslında hükümet devlet şunun için çıkarttı. Ben 30 bin lira faiz krediyi vereceğim. Sen bu krediyi alacaksın. İşletme yapacaksın. KDV sağlayacağım, ben de senden yararlanacağım dedi. Sen hem sen kazanacaksın hem ben kazanacağım. Ama öyle olmadı. Birisi aldı götürdü. İhtiyacı olmadı ona. O top kontrol olmayacak. Kimin ona bir sınır getirmeleri lazım. Ama gelmedi. Gelmedi. Halil Ercan yazmış, Ereğli Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kooperatif Başkanı Mustafa Oymak Bey'in başarılarının devamını diliyorum demiş. Biz de Halil Ercan Bey'e sevgi ve saygılar sunuyoruz. O da şehir dışındaydı bugün ben biliyorum. Bizler Facebook'tan izliyorlar. Teşekkür ederim. Bizi Facebook'tan izleyenler yorum bölümüne yorumlarınızı bekliyoruz efendim özellikle. Onu da bir kez daha söyleyelim. Devam edelim. Şimdi nerede kaldık? İşsizlik diyecektim. Biz acaba toplum olarak İş beğenmeyen bir toplum haline mi geldik? O var tabii. Böyle ben ona Mustafa Kemal'in bir söylemiyle karşılık verirsem daha iyi olur. Buyurun. Ne diyor Mustafa Kemal? Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden kolay yaşamın yolunu seçen milletler haysiyetini kaybeder diyor. Şimdi ilk önce çalışacağız, öğreneceğiz, yorulacağız. Onu hak edeceğiz. Bizde o yok mu şimdi? Hazıra konma mı var? Bakın hazıra konma nasıl biliyorsun? Ya da masa başı. Su istimal edenler var. Bu devlet bunlara bunu çalışmayın diye vermiyor. Sizin sıkıntılarınız var. Eksiğiniz var. İşsizlik maaşı eksiğiniz veriyor, engellisine veriyor. Ama bunlar su istimal ettiler. Bu da böyle olunca otomatikman ne yaptı adam? İşe gitmiyor şimdi. Ondan sonra da verilerde işsizlik veriliyor. Size de geliyordur değil mi iş arayanlar çok? Esnaf kefaleti. Yani. Çok beğenmeyen çok ama. Beğenmeyen çok değil mi? İş beğenmeyen de çok. O da var, iş beğenmeyen de çok. Tabii bu arada iş piyasadaki işsizliğin az olmasının nedeni bir tanesi de tabii Suriyeli'deki gelen, Suriye'den gelen insanlar oldu. Bakın o çok önemli yani, bir detay. Bir söyler misiniz yani, onu? Yani tabii, özellikle. Suriye'den gelen insan şimdi bu, bizim buradaki insanlar çalışırken özellikle şeyleri söylüyorum. Ereğli'de ciddi bir Suriyeli var. Tabii çiftçileri söylüyorum. Çiftçilerde en çok çalışan Suriyeli var şu anda. Nasıl olsa sigorta yok. Vergi yok. İnşaatlarda. Maaş öylesine. Bu da etkiledi. Çok etkiledi. Sıkıntı orada da var. Ama bizim otokontrolsüz hep işimiz otokontrolsüz olduğu için mesela ben bir şey diye eleştiriyorum burada. Bazen kızıyorlar bana da. Diyorum ki devlet çiftçiye diyorum desteklemeyi niye verir diyor soruyorum. Çiftçiye desteklemeyi niye verir? Ek, üret, kaldır, katma değer sağla. Hem sen kazan hem ben kazanayım değil mi? Evet. Ama bu böyle değil işte. Otokontrol olmayınca adam alıyor 100 dönümün parasını, ekiyor 10 dönüm, 20 dönüm, 90 dönüm alıyor işte. Yani buna benzer şeyler. Peki siz kredi veriyorsunuz. Evet. Ama şimdi mesela diyelim ki artık İşkur'da da, KOSGEB'de de ciddi krediler vermeye başladı. Bunu diğer odalarımız da yaptı, veriyor. Size de oldu sanırım. Oldu mu bilmiyorum ama. Biz şu 30 bin lira veriyoruz. Evet. KOSGEB İşkur'un bu desteklerini nasıl buluyorsunuz? Yeni girişimciye, yeni iş yeri açacak olanlara. Şimdi KOSGEB'in İşkur'un bunu beğendiğimi söyleyeyim. Sebebine gelecek olsun. Burada o kadar kırtasiye var ki. Yani bir adam İşkur'dan
KOSGEB'den İşkur'dan gidip eğitimini almasın. KOSGEB'den gidip kredisini almasın. Bir zulüm. Zulüm. Çok mu aşırı şartlar çok var? Çok aşırı. Ne bu ya? Alacaksın, gideceksin İşkur'dan eğitim belgeni alacaksın İşkur. Gideceksin kursa oradan belge alacaksın. O belgeyi aldıktan sonra KOSGEB'e başvuracaksın. İşte başvurduğun yer neresi? Dükkan tuttun. İçini boyat, faturasını gönder. İçine malzeme, faturasını gönder. O dükkan ne çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl destek veriyor insanlara? Bu biraz daha indirmeleri lazım. Yani böyle detayı, biraz daha detaylı aşağı çekmeleri lazım. Çünkü bu prosedür, bu kırtasiye, bu esnafı yıldırır. Yıldıracağım da biz. Yani hakikaten bu KOSGEB çok detaycı. Yani burada ciddi eleştirileriniz var. Çok detaycı. Yani adam gidiyor 15 gün kurs görmüş. Tamam kardeşim iş kurdu. Evet. Mikrofonu şöyle takarsak yeniden. Mesela şimdi az önce bu arada bizlere ekran yeni açanlara söyleyelim. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanımız Mustafa Oymak'la birlikteyiz. Aynı anda Facebook yayınımız devam ediyor değil mi? Kontrol ediyorsunuz. Ben de buradan kontrol ediyorum. Facebook'tan da benim Facebook hesabımdan da devam ediyor programımız sevgili izleyiciler. Şimdi az önce organizeden bahsettik. Ben bir şey diyeceğim. Tabii buyurun. Şimdi dediniz ki başka odalarda kurs açıyorlar. Belge veriyorlar. Bu belgeden KOSGEB'e gidiyor. Yani onların da yapacağı bir şey yok. Sadece açtıkları kurs. Başka bir şey yok. Bu adamların da bir şey yok. Zaten aldıkları 180 bin lira yıllık bir aidat. Evet. Ne yapacaklar onlar? O zaman Oymak'tan, Mustafa Oymak'tan KOSGEB'de bir eleştiri var. Orada eleştiri var. Çok eleştirim var. KOSGEB bu kırtasiyeyi, bu detaycılığı bırakacak. Eğer kredi verecekse, esnafı ayağa kaldıracaksa ben gitmişim, almış mıyım belgemi? Belgemi aldım mı? Ne üzerine almışım? İşte atıyorum. Bir meslek üzerine belgemi aldım. Ben bunu açacağım mı? Açacaksan o zaman beni bu kadar zor görmeyeceksin, zorlamayacaksın. Benim paramın olup olmadığını nereden biliyorsun? Dükkanı nasıl tutacağım? O malzemeyi nasıl alacağım? İçini nasıl bulacağım? Nereden koyacağım? Sen faturayı gönder. Vermiyorum lan. Evet. Sen getir lan. Ya da burada bir memurum olsun onu alsın. Evet. Ama yok. Bu eleştiri de yapıyoruz. Evet. Peki devam ediyoruz. Facebook'tan yorumlar varsa canlı olarak devam ediyoruz. Facebook'tan izleyenler bizi nereden izliyorsanız yorumlarınızı da yazın. Nuri Dümlü iyi yayınlar Emrah Çakıcı demiş. Nuri Bey'e teşekkür ediyoruz. Ömer Fadime Gül'den yatırım ve teşvik eksiklikleri nedeniyle piyasada dönen paranın azı bizi zayıflatıyor. Para harcamaya korkan bir ereğli var sadece. Kredi borçlanma ile ayakta duruyor. Esnaflar Başkanıma desteklerinden dolayı teşekkürler. Ömer Fadime Gül'den yazmış. Facebook'tan. Murat Şen işsizlik diye bir şey yok yazmış. Özellikle Facebook Emrah Çakıcı hesabıma şu an bizi Facebook'tan canlı izleyenler. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Yorumlarınızı bekliyoruz Sayın Mustafa Oymak'a. Şimdi ikinci organize için geçtiğimiz günlerde Sayın Belediye Başkanı ve OSB yönetimi imzalar attılar. Yarın da bir imza atılacak ama onu ben buradan söylemeyeyim. Yatırımlar var. Bir 600 kişilik bisküvi fabrikası, evet. 300 kişilik kuru gıda fabrikası, işte yine Konya'dan bir firma, yarın da bir imza atılıyor. İkinci organize için Sayın Belediye Başkanı Özkan Özgür'ün de açıklamaları var. %80 gibi bir yer satıldı dedi. İkinci organizeyle umutlu muyuz? Bu yatırımlar nasıl döner Ereğli? Ne diyorsunuz? Yine Sayın Mustafa Oymak'a sonra. Şimdi ikinci organize. Tabii bu arada siyaset önemli bir şey. Burada yatırım. Siz de bir eski siyasetçi olarak. Evet. Siyaset önemli bir şey. Siyasette eğer siz bürokraside kadrolaşamıyorsanız, bürokrasideki lobi oluşturamıyorsanız sizin buraya bir kere yatırımın gelmesi falan ne var? Ama şurada benim bildiğim kadarıyla özellikle belediye başkanı Özkan'ı söyleyelim. Küçüğüm olduğu için Özkan diyorum. Özkan'ı söyleyeyim, hakikaten iyi çalışması var. Yani buraya geldiğini. Halil Ercan'ı mesela biliyorum ben bu konuda çok büyük çaba sarf ettiğini burada buraya bir fabrika açtırma adına çok büyük hale de sarf ediyor. Siyasette kesinlikle güç oluşturuyoruz.
lobi oluşturacaksın. Lobi oluşturmuyorsan, eğer senin bürokratların bürokraside lobi oluşturmuyorsa, bu lobiyle el ele gelmiyorsa güçsüzsün. Bürokratların bürokraside lobi oluşturacak. Bu lobi el ele yatırımı getirir. Bu lobi olur. Mesela benim bir genel kurul vardı. Genel kurulda şunu söylemiştim. O zaman Metin neydi? Metin Bey gelmişti. Metin Kıratlı. Kıratlı'yla evet. Ettemez Bey vardı o zaman. Seçimden önceydi. Ben şunu söylemiştim orada. Metin Bey'e plaket verdik. Halil Bey'e de plaket verdik. Dedim ki Metin Bey, biz plaketleri veriyoruz ama verirken de Ereğli'ye güç katmanızı, yatırımları bekliyoruz dedim. Metin Bey de teşekkür ettiği o gün. Bize çok büyük bir yük yükledin diye. Ben orada bunu söylemiştim. Dedim ki eğer bürokrasi de bürokratların lobi yapamıyorsa Ereğli'ye yatırım gelmez demiş. Peki bu ikinci organize bir umut ışığı mıdır? Olabilir. Olur. Niye olmayacak? Ama önemli olan yatırımı getirmek. Önemli olan burada yatırımcı şunu düşünür. Kardeşim ben buradan elektriği ucuz alıyor muyum? Suyu ucuz alıyor muyum? Sigorta yazıyor diyor muyum? Vergi yazıyor diyor muyum? Ona bakar yatırımcı. Burada kazanırsa gelir. Kazanmazsa gelir misin sen? Kimse yatırım yapmaz. Mutlaka. Kazanırsa. Tabii bunlar yapılmıştır. Tabii burada ben tekrar Sayın Belediye Başkanımıza Özkan'a çok teşekkür ederim. Çok sabah sarf ettiğini Halil Bey'le beraber. Mesela ben Halil Bey'i ziyarete gittiğimde benim yanımda epey bir telefon görüşmesi yapmıştı Ereğli için. Yani bunları da gördük. Görüyoruz da. Ama Halil Ercan'ın özellikle bu fabrikanın bir gitmesi vardı buradan. O da herhalde geri getirecekler gibi. Geldi gibi. Evet. İnşallah. Aytek Kızucu Bey iyi yayınlar demiş. Facebook'tan bizi izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi Facebook'tan izleyenler yorumlarınızı bekliyoruz. Ya da bizleri Türkiye'nin dünyanın neresinden izliyorsanız yollayın. Sayın Mustafa Oymağ'a sorularımızı soralım. 2-3 tane böyle kısa sorum var. Evet. Ereğli'de işte meslek yüksek okulumuz var. Fakültemiz var. Yakında havacılık açılacak deniyor. Adalet açılacak deniyor. Yine kabuğunu kıramıyor. Öğrenci yok. Siz de bir oda başkanısınız işte. O bazen hep dile geliyor. Ne diyorsunuz? Bir kenti bence en iyi ileriye götüren öğrencisidir, üniversite öğrencisidir ya da üniversite olmasıdır. Bilmiyorum. Ereğli kabuğunu kıramadı. Ona geçen gün toplantı vardı. Siz de oradaydınız. Kent konseyinde siz de vardı. Evet, tamam, ona getireceğim konuyu. Kent konseyinde siz de vardınız. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi Ticaret Odası Başkanım harika bir konuşma yaptı. Neydi? Çok güzel bir konuşma yaptı. Enver Bozkurt. Evet. Ne dedi? Rektöre anlattı, biz burada anlatmayalım ama bir savunma geldi. Biz şunu şöyle yapalım, siz bize yardım edin de şöyle yapalım denilmedi. Bir para çıktı 3500 lira. 3500 lira para bulamadık da falan diye. Bana gelseydi ben 3500 lirayı ben havada öderdim. Bana gelmediler. Yani bir savunma makinesi var karşında, bir savunma var. Bir şey söylüyorsun, soru soruyorsun. Karşılığında savunma yapıyor. Fikir üretme, bu şu şöyle olur, bunu böyle yaparsak buraya bunu getiririz deme yok. Onun için bir şey desem gene savunma olacak. Burada. Söyleyin, yani renkli öğrenci azlığı var, yok. Bölüm açılmıyor. İşte açılmıyor, diyor ki bulamadık diyor. Ne söylüyor? Buraya şu yapılması gerekir. Eğer diyor bizim bir amfimiz yok diyor. Yapalım, o değil mi? Amfimiz yok dedi. Evet. Bu arada konuşacak dedi, öğrencilere dedi. İşte niye, kaç tane öğrenci aldınız diye sordum Ticaret Odası Başkanım. Siz oda başkanları bazen toplanıyorsunuz. Konya, Ankara'ya gidiyorsunuz değil mi? Evet. Ne çıkıyor? Somut bir şey var? Vallahi hep söz alıyoruz ama hiçbir şey yapmadık. Biz hep söz aldık. Son neyin sözü aldınız mesela? En son gittik biz. Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne de gittik. Rektörle de görüşmüştük, o dönem rektörüyle. Bizim buraya iki tane rektörlüğün sözünü vermişti. Hep beraber gitmiştik. Bana göre Selçuk Üniversitesi'nden kopup Necmettin Erbakan'a bağlandık. Bana göre biz orada kaybettik. Bana göre yani. Selçuk'ta daha iyiydik bence. Siz ne diyorsunuz? Sıkıntı vardır. Hep sıkıntı var. Peki. Kent Konseyi'nde o gün bir şey daha konuşuldu. Kapalı sulama. Evet. Ne diyorsunuz? O harika bir şey. Yani o kapalı sulamanın bu Ereğli'ye yani 15-20 bin kat daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hiçbir tane ısrafın olmayacağını, çiftçinin ayakta kalacağını, su olmadan hiçbir şeyin olmadığını artık bütün dünya biliyor.
Bunu Ereğli de biliyor, çiftçi de biliyor. Bunu hayata geçmesi lazım ama orada gene bir 3,5 milyar para var herhalde, değil mi? Orada büyük şehir. Orada bir 3,5 milyara takıldı kaldı, orada kaldı. Sulama birlikleri yanaşmıyor. Yok, olmasa ne yapacak? Siz ne diyorsunuz? Para yok. 3,5 milyar ne olacak? Gelsinler. Yani 3,5 milyar değil. 3,5 trilyon diyelim. 3,5 trilyon. Takıldı kaldı orada. Ne yapacak? Belediye başkanı orada çok harika bir konuşma yapmadı mı? Demedi mi? İşte bir kilo etle herkes yemek yapar diye. Evet. Murat Balıkçı yayınlar demiş. Konyaeli'den gezen tilki. Yayınlar diliyorum saygılarımla demiş. Bu yorumlar kayıyor gidiyor. Nereye gidiyor? Arkadaşlar bayağı bir yorum geliyor ama niyeyse okuyamıyorum ben. Bir anda gidiyor. Facebook'tan canlı yayınımız devam ediyor. Bir ilk yaptık. Mustafa Yuvak. Evet. Sayın Mustafa Yuvak. Şu an 130 izleyicimiz var. Facebook'tan ilk defa bir canlı yayın yapıyoruz. Bizi Türkiye'nin dört bir yandan izleyenler yorumları bulamıyorum. Yorumlar nereye gitti bilmiyorum. Ereğli'de bütün ilkleri ben yapıyordum. Ben yaptım. Gerçekten yani şu anda... Buyurun. Ereğli'ye ilk göz bürosunu ben açtım. Hatırlıyorum ben o zamanları. Ereğli'ye öyle bir genç takım kurdum ki bütün okullara gittim, hiç kimse yoktu. Hep başarılı çocukları seçtim. Şu anda Türkiye'nin her tarafında yöneticilik ve antrenörlük yapıyorlar. Mesela Ereğli Spor desem, dün de Adana'da 2-0'lık güzel bir galibiyet aldılar. Bal ligindeler. Evet. Siz sporu çok iyi bilen bir insansınız, biliyorum ben. Ben çok spordan anlamam. Bunu herkes bilir zaten. Ne diyorsunuz? Ereğli Spor benim yaram. Ya. Ne diyorsunuz? Ereğli Spor benim yaram. Evet. Ereğli Spor... Tabii şimdi Ereğli'de bir algı var. Bu algıyı bir türlü yıkamadık. Olmadı. İşte Ereğli Spor şöyle, Ereğli Spor böyle konuşuyorlar. İlk soru ne biliyor musunuz? Hoca kim? Kardeşim, idareci olmazsa, sporcu olmazsa, futbolcu olmazsa, hoca her araya geçsen ne yapacak? Dünyanın en büyük hocası. Maalesef algı bu. Ereğli Spor için çok konuşacağım şey var da birilerinin canı yanar. En iyisi konuştum ama. Peki şu anki gidişat nasıl? Şu an ben Ereğli Spor'un oynadığı futbolu şu anda hiç beğenmedim. Doğru bir açıklama. Hiç beğenmedim. Yani 3 pas yapamayan, nereye gittiğini bilmeyen, sporcuları biri toplanırken biri seyreden. Öyle bir tablo var. Öyle bir takım var. Peki, Facebook'a bakalım. Başka neler gelmiş? Yorumlar var mı? Facebook'tan izleyenler son yorumlarınızı yazın. Türkiye'nin neresinden izliyorsanız bizleri yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Murat Aydemir yayınlar demiş. Ramazan sağlam. Yayınlar Emrah Bey, kolay gelsin. Ömer Demirel, Emrah Bey artık sizi uyduda görmek istiyoruz. Biz de istiyoruz ama çok pahalı. Uyduya geçemiyoruz. Ancak Facebook'tan ya da internetten yayın yapıyoruz. Onu bir kez daha söyleyelim. Fatih Yetiş yazmış kardeşim. Artık diyor bir uyduya çıkın diyor. Valla para yok Fatih. Başka bir tane vardı, size gelen bir mesaj vardı. Ha, Toros demiş. Hayırlı yayınlar, Mustafa Oymak Bey'e görevinde başarılar diliyorum demiş efendim. Bu da yine Facebook'tan gelen bir yorum. Metro TV'nin face'ine daha bakamadım. Kendi face'ime bakmaktan. Yeni gelen yorumlar da var. Demek ki Facebook'tan iyi izleniyoruz. Elçin Boztepe kahveci iyi yayınlar demiş. Fatih Yetiş, süte zam gelsin. Çiftçiler mağdur demiş. Peki bunları da buradan okumuş olalım. Bizi özellikle Facebook'tan izleyenlere söylemiş olalım efendim. Peki programın böyle yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz da neler söylemek istersiniz? Vallahi bir fıkra anlatayım ben de. Bizim esnafın durumu bu fıkraya uygun. O zaman Mustafa Aymak'tan bir fıkra. Buyurun. Şimdi Roman vatandaşlarımız evde yemek yiyorlarmış, ortadaymış. Bir de dilenci gelmiş. Dilenci gelmiş, dilenciyi yemeğin başına çağırmışlar. O da demiş ki tokum. Ya Allah aşkına gel falan derken dilenci yavaş yavaş yemeğin başına doğru gelmeye başlamış. Gelmeye başlayınca Roman vatandaşımız demiş ki utanıp sıkılma demiş. Aptal gibi sokulma demiş. Yarımı bırak tüme hiç elleme demiş. Bizim küçük esnafın durumu bu. Yarımı bırakacak tüme hiç ellemeyecek. Ömer Demirel demiş ki Emrah Bey
Erenispor için önemli olan sağlam bir sponsor demiş. Bir de belediyenin tek kaynağı ile zor, madem belediye destek veriyor, taşeron firmalar neden futbolcu arkadaşları işçi statüsünden gösterebilirler demiş. Erenispor ayağa kalkar. Erenispor bu parayla da bu harcadığı... Erenispor'a siz talip oldunuz değil mi? İşte, belediye olmazsa bu iş olmaz. Yani çünkü biz ekonomik anlamda biz güçsüzüz. Ekonomik anlamda güçlü olursak Erenispor ayakta kalır. Şöyle bir şey söyleyelim. Yani bu Ereğli'de futbolu bırakan birçok insan var. Bu evet. İşi bilen de birçok insan var. Evet. Ben de bu işin profesyoneliyim. Ya amatör falan değilim ha. Evet. Ben profesyoneliyim bu işin. Futbolun profesyoneliyim. Yani idarecilik anlamında da, teknik anlamında da profesyoneliyim. Bu bize danışılmadı ki. Bu sporcular alırken, gelirken nasıl olacağı, bir toplantı yapıp bizden fikir alınsa da biz fikir verseydik belki daha iyi. O zaman yeni sezon olsun yani. Yeni nasıl olacağı söylenirdi. Şimdi sen herkesin bilgisi vardır. Biz de biliyorsun Türkiye'de tribündeki herkes antrenördür. Kafasında bir oyun sistemi vardır. Şu niye oynamıyor? Der. Onun için ne anlatırsan anlat. İnandıramaz. Evet. Özet bu. İnandıramaz. Onun için buna burada bilgi birikim futbolda şart. Bu bilgi birikimin yanında da ekonomik anlamda %100 katkı sağlayacak bir durum ortaya çıkar. Evet. Şöyle düşünelim. Benim Türkiye'nin her tarafında hemen hemen antrenörlük yapan sporcularım var. Ben bunlara desem ki Erenispor şu durumda birer tane sporcu gönderin. Maaşa gönderin desem gönderirler. Tevfik Fikret İlgen demiş ki Tevfik'cim Facebook'tan izliyor herhalde avukat. Sevgili kardeşime sevgiler saygılar. Bu sene şampiyon kim olur Sayın Başkan? Hangi takımlıydınız bu arada? Ben Fener'iyim ama Beşiktaş diyorum. Tevfik cevabı almışsın umarım. Evet, bu da değişik, ilginç bir cevap ama ya. Yani Fenerliyim ama Beşiktaş olur. Beşiktaş olur. Bu arada Beşiktaş'ın maçı da var değil mi bu akşam? 1-1 mi? Evet, Atilla abi oradan 1-1 diyor. Peki bu esnaf için neler söyleyeceksiniz? Esnaflarımız için neler söyleyeceksiniz? Onların da sıkıntıları var mutlaka. Size gelip söylüyorlardır. Ne diyorsunuz? Esnaf için ben özellikle bizim küçük esnaflar için söylüyorum. Biraz dengeli gitmelerini istiyorum. Biraz dengeli gitsinler. Birdenbire açılmasınlar. Şu 7. ayı, 8. ayı bir aşalım. İnşallah bu cendereden kurtulacağız biz. Yani çok iyi adımlar atılıyor şu anda. Tabii ki bizim büyükler de bunu görüyordur, görmüyor değildir. Onların önüne geliyor esnafın, küçük esnafın durumu ne olup ne bittiği. Onun için burada böyle bir açmazın içindeyiz ama inşallah bir destekle, ötelemeyle yahut da destekli krediyle bu işler hallolacak gibi diye düşünüyorum. Ya değilse esnaf ayakta kalmazsa işler zor. İşler çok zor. Peki son bir mesaj daha var mı bakayım? Artık son mesajları da okuduk. Bizleri bugün ilk defa Facebook yayınımızda da şu anda 147 izleyicimiz var. Sayın Mustafa Bey. Evet, 147 yazıyor burada. Hatta 153 olduk. Bizleri Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından Facebook'tan izleyenlere de sevgiler, evet. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bence güzel bir program oldu. Evet. Yani hoş bir sohbet. Doğal. Evet. Birikmiş konular vardı. Belki unuttuğum var mı? Şöyle notlarıma baktım ama yok derecek kadar az. Artık hepsini sormuşuz. Biz size esnaf, kredi, kefalet, kooperatif başkanı olarak başarılar diliyoruz. Son söz sizin, buyurun. Ben tabii burada özellikle gençlere söylüyorum. Yeni işe başlayan. Diğer kamera gösterirse gençlere sesleniyor bu soru. İşe başlayan özellikle gençlere söylüyorum. Çok dikkatli atın. Hesap yapmadan başlamayın. Hesabınızı yapın. Masraflarınızı gözünüz önünde koyun. Kiranızı, elektriğinizi, suyunuzu, bağkurunuzu. Kazanacağınız paraya bakın. Ondan sonra iş yeri açın. Çünkü sonuçta kendiniz ve aileniz sıkıntıya girecek. İnşallah girmezsiniz diyorum. Ben Ereğli halkına ve esnaflarımın, esnaf kardeşlerimin hepsine sağlıklı, sıhhat, bol kazançlı günler diliyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Son gelen yorumlarla programı bitireceğim Sayın Oymak. Zoom yapabiliyor musun bana iPhone'dan? Peki. Diğer kamerada eğer beni gösterirse sevinirim.
programı noktalayalım. Orhan Karakuş demiş ki aktüel programında neden bilimsel konular seçilmiyor demiş. Aktüel programında neden bilimsel konular seçilmiyor? Herhalde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin konferansa katılan çok insanlar var. Bence böyle konulu programlar yapılmalı. Orhan Karakuş Bey, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj. Bu mesajınızı aldım. Eğer böyle tanıdıklarınız varsa Facebook'tan bana mesaj bölümüne yazın. Bakın ben bilmiyordum. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin konferansına katılan çok diyor insanlar var diyor. Bunları da konuk edelim. Evet, hangi kamera? Şuradayım. Bu arada Facebook, Twitter hesaplarım alttan geçiyor. Nuri Dumlu, İşkur girişimcilik kursunu bitirdik. Projeyi nasıl, ne zaman hazırlayacağız? Vallahi Nuri, ben de bilmiyorum. Bir tane daha size bir soru vardı. Öyleyse Mustafa Bey, Elif Spor Başkanı görmek isteriz demiş. Bunu da ben kendisine burada okudum zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Başka son yorumlara bakalım ve programı noktalayalım. Artık noktalıyoruz. Mustafa Oymak başkan olursa şampiyonu yapmadan geri dönmez. Evet, ben Mustafa Oymak diyor ki Elif Spor'a başkan olursa şampiyonu yapmadan... Yani benim hedefim hep küçük değil, hep büyük. Yani bir de Elif Spor olunca, evet. Bir de kendi de dalım ve yani o konuda çok mütevazi değilim, iddialıyım öyle. Yani peki. Çok iddialıyım. Evet, bizi Facebook'tan izleyenler, evlerinden izleyenler, klasik antenlerden ve elinemetro.tv.com'dan izleyenler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Bir başka programla karşınızda olacağız. Muhtemelen çarşamba günü birlikte olabiliriz. Facebook, Twitter, Instagram'dan Emrah Çakıcı'yı takip edin. Facebook, Twitter'dan yine Metro TV'yi takip edin diyoruz. Sayın Oymak'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.